Değerli basın mensupları, bugün Sayın Anastasiadis'le yaptığımız toplantıda mevcut durumu bir kere daha gözden geçirdik. Bugüne kadar yapılan çalışmaları, müzakereci heyetlerinin yürüttüğü çalışmalar sonrasında vardığımız noktayı çeşitli başlıklar altında bir kez daha gözden geçirdik. Bugün Sayın Aydın'ın iki lider adına yaptığı açıklamada da gördüğünüz gibi önümüzdeki süreçte daha yoğun bir çalışma temposuna girmeyi ve mümkün olan en kısa sürede çalışmalarımızı olumlu bir noktada sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bugünkü müzakereler bu kapsamda geçti. Tek bir noktaya yoğunlaşmış ve kalmış değiliz. Değişik konuları, değişik başlıklar altındaki konuları yeniden gözden geçirme ve onlar hakkında karşılıklı görüşlerimizi aktarma fırsatı bulduk. Bu anlamda yine yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Gelecek ay 12 Ekim ve 30 Ekim olarak saptanan iki görüşmemiz arasında tabii ki müzakerecilerimiz daha sık buluşmaya yine devam edecekler. Kendilerinden istediğimiz bazı çalışmalar var. Onları da yapacaklar. Ve Kasım ayıyla birlikte daha yoğun bir çalışma temposuna girmeyi hedefliyoruz. Hedefin ne olduğunu da her fırsatta yeri geldikçe açıkladım. Dolayısıyla bunu yeniden tekrarlamaya gerek yok. Sorularınız varsa onları alayım. Sayın Başkanım, yapılan değerlendirme sonucunda neredeyiz müzakerelerde? Müzakerelerde neredeyiz? Müzakerelerde 4 ay önceki noktada değiliz kesinlikle. 11 Mayıs günü Litra Palas'ta bir akşam yemeğiyle başladık Sayın Anastasiadis'le buluşmaya. Bugün sanıyorum yanılmıyorsam 9. görüşmeydi. O ilk görüşmeyi de sayarsak, akşam yemeğini de sayarsak 9. görüşme. Kesinlikle yol aldık olumlu yönde. Elbette her konu çözümlenmiş, halledilmiş değildir. Öyle olsa müzakerelerin bittiğini ilan ederdik. Ama zor bir konuyu çözmeye çalışıyoruz. Yılların biriktirdiği, kalıplaştırdığı tutumlar, davranışlar var, pozisyonlar var. Biz o pozisyonlardan ayrılıp makul bir noktada buluşmayı deniyoruz. Anlaşmayı deniyoruz. Çünkü hedefimiz çözümdür. Dolayısıyla her toplantı sonrasında birbirini suçlayan ve kendi pozisyonunu bir kere daha tekrarlayan bir müzakere süreci yürütmüyoruz. Hedef bu olunca tabii ki kolay bir süreç değil. Bu anlattığım tarz, geçmişte yaşanan tarz bir müzakere süreci çok kolay bir süreçtir. Tarafların kendi pozisyonlarını sürekli tekrar etmeleri çok kolaydır ama sonuç getirici değildir. Biz zor olanın peşindeyiz ama doğru olanın peşindeyiz. Çünkü hedefimiz çözüm üretmektir. O nedenle ben karamsar değilim, onu size söyleyeyim. Mesafe kat etmekte olduğumuzu görüyorum. Ama zor başlıklar var. O başlıklarda mülkiyet gibi mesela daha yavaş gelişmeler olmasını beklemek doğru olur diye düşünüyorum. Ancak bunu çok fazla geciktirmek diye bir düşüncemiz de yoktur sonuç almayı. Çünkü daha önce de bahsettim. Mayıs 2016'da Güney'de parlamento seçimleri yapılacak. Bizim tercihimiz o güne ulaşmadan Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme ulaşabilmektir. Çünkü ister istemez seçimler, başkanlık seçimi olmasa dahi
yine de bir hassas dönem demektir seçim dönemleri. O bakımdan çalışmalara istesek de istemesek de etkisi olmaktadır. O bakımdan mümkün olan en büyük ilerlemeyi ve mümkün olursa tercihen sonuca ulaşmayı Mayıs 2016'dan önce sağlamak tüm tarafların yararınadır diye düşünüyorum. Buyurun. Müzakereyle ilgili değil ama Kıbrıs'ta geçmişte yaşananlarla ilgili bir şey sormak istiyorum. BKP ve AKEL heyetleri Abdullah Şehitliği'ne bir ziyaret yaptılar. Bu ziyaret ve yaşananlarla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Şimdi geçmiş acılardan dersler çıkarmak Kıbrıs'ın geleceği için son derece önemlidir. Acı olaylar yaşanmıştır. Murat Ağa atlılar, sandallar da bizim tarihimize üzülerek anımsayacağımız acı bir olay olarak geçmiş olan bir katliamdır. Ne yazık ki. Ama bunlar yaşanmıştır. Rum toplumunun acılarını da tanımak gerekir. Onlar da bu adada acılar çektiler. Ve bütün mesele bu acılardan dersler çıkararak yeni bir gelecek kurmaktır. Bizim yapmaya çalıştığımız da budur. Çözüm çabalarını yürütürken birbirimizin acılarını da tanımaya, diğer toplumun da ne hissettiğini anlamaya çalışmaya gayret ediyoruz. Ben ta ilk günden beri verdiğim bütün mesajlarda hep buna özen gösteriyorum. Çünkü yaşanmışlıklar tek taraflı değildir. Her iki tarafın da acıları vardır. Bu gibi acı dönemler geçiren toplumlarda gerçek nedir, nerededir ve toplumların yüzleşmesini sağlamak için geçmişleriyle kurulan uzlaşma komiteleri vardır. Güney Afrika'da bu yapılmıştır. Yeri ve zamanı gelince Kıbrıs'ta da benzeri yaklaşımların olabileceğini düşünüyorum. Hassas olan toplum kesimlerine de yaklaşım gösterirken belki daha dikkatli ve daha üsluba özen göstererek, belki onlarla diyalog kurarak, öncesinde ortamı hazırlayarak yaklaşmakta yarar vardır diye düşünüyorum. Ama son tahlilde yapılan işin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Elbette kötü niyetle yapılmış bir iş değil, iyi niyetle yapılmış bir iştir. Ancak öncesinde belli ki biraz daha dikkatli hazırlıklar yapmak gerekiyor. Bu tür durumların bir daha yaşanmaması için. O anlamda benim düşüncelerim bunlar. Sayın Cumhurbaşkanı. Buyurun. Kaçırdıysam özür dilerim. Bu özellikle adı konmamış bir detay olduğunu görüyoruz. Müzakere sürecinde 2016 Mayıs. O tarihe kadar kesin bir çözüm istiyorsunuz. Bunun için de 30 Ekim'den sonra liderlerin görüşmeyi sekteleştireceğine ilişkin bir açıklama vardı. Bunda tam olarak belli mi? Mesela Kasım ayında 4 kere mi buluşacaksınız? 5 kere mi buluşacaksınız? Şimdi Kasım ayında 4 defa ya da 5 defa diye kesin bir rakam koymadık. Ama 6 da olabilir. 7 de olabilir duruma göre veyahut da 4 defa olamıyorsa, 5 defa olamıyorsa aralıkta çok daha fazla sıklaştırılabilir. Çünkü yurt dışı programlar da söz konusudur. Sayın Anastasiadis konumu gereği bildiğiniz gibi dünyanın da tanınmış devlet olmanın getirdiği bizim çok hoşlanmasak da bir başka gerçeklik var. Dolayısıyla bizden daha sık seyahat etmek gibi bir durumu var. Ancak o da şunun farkındadır ki Kasım, Aralık ayları bizim çok yoğun çalışmamız gereken aylardır. Bahsettiğiniz doğal tarih Mayıs'tan bahsettim seçimler nedeniyle. Tabii dünyanın sonu değildir eğer o tarihe kadar her şey bitmezse. Ama bir seçim var ve bu seçim de yeni hassasiyetler demektir. O nedenle mümkün olursa başlattığımız bu süreci en erken zamanda bitirmek
Sayın Anastasiadis'in de benim de arzumuzdur, fikrimizdir, isteğimizdir. Kasım ayında benim de bir yurt dışı seyahatim olacak. Birkaç günlüğüne çok değil. Ama onun daha fazla seyahatleri olacağı anlaşılıyor. Araya ne kadar fazla görüşme sıkıştırabilirsek sıkıştıracağız. Ancak Aralık'ta da bunu devam ettireceğiz. Yetiyor ve bitiriyorsak ne ala. Yetmiyorsa Ocak'ta da elbette yoğun bir şekilde çalışacağız. Hedefimiz açıklanmamış, ortak metin haline getirilmemiş dahi olsa sizin dediğinizdir. Yani o tarihe kadar bir sonuca ulaşmaktır. Ben son bir sorum olacaktı. Sayın Nolan gelecek, kendinize görüşeceksiniz. Evet. Herhalde müzakereler konusu yani ilk gündemde olursa kendinize neler aktaracaksınız? Yani bizim özel olarak Sayın Nolan için ayrı bir gündem maddemiz yok. Şu anda yaşadığımız neyse, sizlerle paylaştıklarım neyse onunla da aynı şeyleri paylaşacağız. Ancak Amerika Birleşik Devletleri tabii ki sürece destek olduğunu söyleyen, her zaman bu müzakere sürecini desteklediğini beyan eden önemli bir ülke. Dolayısıyla sürece de ilgi göstermeleri doğal. Sayın Nolan biliyorsunuz 11 Şubat 2014 uzlaşmasının sağlanmasında da olumlu katkı koymuş olan bir isim. Dolayısıyla kendisine bizim bakış açımızdan olayın nasıl geliştiğini anlatma fırsatı bulacağız. Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini onunla da paylaşmak isteriz elbette. Hedefimizin her iki tarafın da kaygılarını dikkate alan bir çözüm olduğunu elbette kendisiyle paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin de çözüme katkı yapabilecekleri alanlar elbette vardır. Bu süreç bir BM sürecidir. Bir Amerika Birleşik Devletleri süreci değildir. Avrupa Birliği süreci olmadığı gibi ama gerek Avrupa Birliği'nin oynayabileceği olumlu roller olduğu gibi inanıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri de bu sürece katkısını koyabilir. Tarafların kabul edebileceği çerçevede elbette. O nedenle Sayın Nolan da içinde bulunduğumuz konjektürde Doğu Akdeniz'de özellikle istikrarın ne kadar önemli olduğu ve bunun dışında Doğu Akdeniz'de bir enerji olayı var. Bu da çok önemli. Amerika'nın da değer verdiği bir konu. Benim de çok önemsediğim bir konu. Yani Doğu Akdeniz'de bulunacak yeni ek kaynaklarla birlikte Kıbrıs'ın doğal gazının muhtemelen İsrail gazıyla da birleştirilerek belki gelecekte Türkiye'nin Mısır'la olan ilişkilerinin de gelişmesine paralel olarak ve İsrail'le olan ilişkilerinin gelişmesine paralel olarak bir enerji koridorunun yaratılması ve bu doğal gazın Türkiye üstünden Avrupa Birliği'ne taşınmasının bunun yanı sıra Ekim ayı sonunda gelmesini beklediğimiz Türkiye'den gelecek olan suyun ileride kapasite artırımına da giderek Kıbrıs'ın bütününde kullanılır hale gelmesinin belki gelecekte bu teknoloji başarıyla yaşamını sürdürürse, sürdürülebilir bir altyapı olduğu kanıtlanırsa ki öyle olacağını umuyoruz ve istiyoruz. Bunun belki Orta Doğu'ya bile buradan su aktarımına yeni yollar açabileceğini de öngörerek böyle bir daha büyük resim içerisinde Kıbrıs'ta çözümün ne kadar önemli olduğunun altını çizme fırsatımız olacak Sayın Nolan'la diye düşünüyorum ki onların da bu alana ilgilerinin büyük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla konu sadece Kıbrıs noktası değil, onun ötesindedir. Bu adada bir barış çevreye de çok olumlu yansımalar yaratacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Orta Doğu bölgesinin içinde bulunduğu bugünkü durumda. Müzakerelerle ilgili çok kısa şey var. Bir tanesi Rum hükümet sözcüsünün geçtiğimiz gün yaptığı açıklama bugün basına yansıdı. Garantiler konusunda taraflar kağıt tersinde bulunuyor. Bir de daha önce çıkan bir iddia var ki bu da yönetim başlığı altında. Kıbrıs'ın tarafının dönüşünün başkanlığı kabul ettiği. Bunları teyit etmemiz mümkün mü acaba?
Şimdi garantilerle ilgili öteden beri söylediğim bir şey var. Aynen geçerlidir. Biz garantilerin garanti edilecek olan şey ortaya çıktıktan sonra ancak gündeme geleceğini söylüyoruz. Garanti edilecek şey federal yapıdır. O federal yapıyı bir oluşturalım. Ondan sonra ben inanıyorum ki toprak, mülkiyet konuları, yönetim, güç paylaşımı konuları, AB ekonomi konuları, bütün garanti dışında kalan başlıklarda eğer iki tarafı da tatmin edecek bir uzlaşmaya varırsak, garanti konusunu da tarafları tatmin edecek bir çerçevede halledebileceğimize ben inanıyorum. Ama bu henüz o noktada değiliz ve bu bir şey daha söylenerek ancak tamamlanabilir. O da şudur. Garanti konusu sadece iki toplumun oturarak bu müzakere sürecinde kendi başlarına, sadece kendi başlarına çözebilecekleri bir konu değil. Çünkü uluslararası niteliği olan bir anlaşmadır bu anlaşma. Yani ben çekildim bu anlaşmadan diyen bir Yunanistan'ın bu tavrıyla bitmez bu konu. Dolayısıyla üç tane garantör konumda olan ülkenin de uzlaşması lazım iki toplumla birlikte. Haliyle o alanda yeni bir durum yoktur. Sözcünün bahsettiği tarafların bilinen pozisyonlarının tekrarıdır. Başka bir şey değildir. Yani yeni bir durum yok o alanda. Teyit edebileceğim yeni bir durum yok. Sadece bir inancımı size teyit ediyorum. Eğer diğer alanlarda biz ciddi bir uzlaşma noktasına yaklaşırsak o konuda da bir çıkış yolu bulabileceğimize ben inanıyorum. Dönüşümlü başkanlık konusuydu sorduğunuz. Dönüşümlü başkanlığı biz siyasal eşitliğimizin bir kaçınılmaz sonucu olarak görüyoruz. Eğer Kıbrıs'ta bulacağımız federatif yapı iki kesimli, iki toplumlu ve siyasal eşitliğe dayalı olacağını söylediğimiz bu yapıda bir Kıbrıslı Türk'ün hiçbir zaman bu yapının başına geçemeyeceğini söylüyorsak orada siyasi eşitlik yoktur demektir. O nedenle biz bu konuda ısrarlıyız. Bu konu gündemdedir. Sanıyoruz ki sonuçta bir uzlaşmayla sonuçlanacaktır. Ama şu anda efendim? Hayır, yani bu konuda bağlanmış bir durum yok. Umarız ki sonuçta olumlu bir şekilde bağlanacaktır.